Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. KPSS 2021 için güzel bir genel kültür güncel bilgiler soru-cevap videosu hazırladım arkadaşlar. Genel kültür güncel bilgiler videolarımın yanında konu anlatımlı e, videolarım da gelmeye devam edecek arkadaşlar. Konu anlatımlarını söylediğim gibi e, ayrıntılı bir şekilde. E, hazırlıyorum, soru-cevap şeklinde hazırlıyorum ama e, konu anlatımı gibi de düşünebilirsiniz. Siz onu hiç soru kaçırmayacak şekilde ayrıntılı e, bir şekilde hazırlayacağım bu videoları. E, onlara da artık yavaş yavaş başlayıp e, belli bir e, zamanda konu anlatımlı çalışmaları bitirmemiz gerekiyor. E, daha sonra dediğim gibi e, denemelere soru çözümlerine ağırlık vereceğiz inşallah diyorum. Eğer sizler de hazırsanız e, soru-cevaplarıma geçiyorum arkadaşlar. COVID-19'a karşı koruma sağlayan aşıyı bulan Biontech firmasının kurucuları arasında yer alan Türk bilim insanları kimlerdir? Sorumuzun cevabı Özlem Türeci ve Uğur Şahin olacak arkadaşlar. 2020 yılında Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan sporcumuz kimdir? İbrahim Çolak'tır arkadaşlar. Türkiye'ye şampiyona tarihindeki ilk birinciliği getirmiştir. 2020 yılında Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan sporcumuz kimdir? Bu sorumuzun cevabı da Ferhat Arıcan olacak arkadaşlar. Kasım 2020'de dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya gönderen ülke hangisidir? Çin'dir arkadaşlar. Ağustos 2020'de Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Tuna 1 kuyusunda doğal gaz rezervi bulan ilk sondaj gemimizin adı nedir? Fatih'tir diyoruz. Kasım 2020'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden futbol efsanesi olarak kabul edilen eski Arjantinli futbolcu kimdir? Bahsettiğimiz bu futbolcu ise Diego Maradona'dır arkadaşlar. Ekim 2020'de düzenlenen 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanan Azra Deniz Okya'nın yönettiği film hangisidir? Bu sorumuzun cevabı ise hayaletler olacak. Eylül 2020'de düzenlenen Kan Kısa Film Festivali'nde "Sorless Pointes adlı çalışmasıyla en iyi kısa belgesel ödülünü kazanan Türk öğrenci kimdir? Arkadaşlar bahsettiğimiz bu Türk öğrenci Nehir Onay'dır diyoruz. Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanı olan kişi kimdir? Lütfi Elvan'dır arkadaşlar. Ekim 2020'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen arkeolojik doğa sit alanı Santa Harabeleri hangi elimizde yer almaktadır? Arkadaşlar Santa Harabeleri Gümüşhane'de yer almaktadır. Benelux ülkeleri hangileridir? Arkadaşlar Benelux ülkeleri Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un coğrafi olarak birlikteliğini anlatan, politik ve ekonomik işbirliği temeline oturan uluslararası bir birliktir. Yani Benelux ülkeleri içerisinde Belçika, Hollanda ve Lüksemburg bulunmaktadır. Aziz Sancar bursunu kazanan ilk Türk bilim insanı kimdir? Arkadaşlar bu bursu kazanan ilk Türk bilim insanı Nazlı Değerdir. Peki Aziz Sancar kimdi? Aziz Sancar hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmış bilim insanımızdı. 2021 yılına ertelenen Expo 2020 fuarı nerede düzenlenecektir? Dubai'de düzenlenecektir arkadaşlar. Latincenin resmi dil olarak kullanıldığı tek ülke hangisidir? Bu sorumuzun cevabı ise Vatikan olacak. Faust ve Genç Werther'in Acıları adlı eserleriyle tanınan yazar, bir romancı kimliğiyle ünlenmiş dünya edebiyatının en büyük isimlerinden olan kişi kimdir? Bahsettiğimiz bu kişi Wolfgang von Goethe'dir arkadaşlar. Hong Kong'a 100 yıl boyunca sahip olup daha sonra Çin'e devreden ülke hangisidir? İngiltere olacak bu sorumuzun cevabı. Platon'un Devlet adlı eserinden esinlenerek yazdığı Ütopya adlı romanında erdem ve eşitlik temeline dayalı, sınırsız ve özel mülkiyetin olmadığı toplum sistemini tasarlayan düşünür kimdir? Bu sorumuzun cevabı ise Thomas More olacak arkadaşlar. Çanakkale Savaşı'nda büyük başarı sağlayan Nusret mayın gemisi şu anda hangi şehirde bulunmaktadır? Mersin'de bulunmaktadır arkadaşlar. Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Bosna Hersek gibi ülkelerin dağılmadan önce oluşturdukları devletin adı nedir? Bu sorumuzun cevabı da Yugoslavya olacak arkadaşlar. Türk tarihinde önemli bir yeri olan Semerkant günümüzde hangi ülke sınırları içerisinde yer almaktadır? Arkadaşlar Semerkant Özbekistan sınırları içerisinde yer almaktadır diyoruz. Atatürk'ün naaşı anıt kabreye getirilmeden önce 15 yıl boyunca nerede korunmuştur? Arkadaşlar Atatürk'ün naaşı 21 Kasım 1938'de Ankara'daki Etnografya Müzesi'ne götürülüp buradaki geçici kabrine yerleştirilmiş ve 15 yıl boyunca orada kalmıştı. 10 Kasım 1953'te de anıt kabre nakledilmiştir. Orta Doğu'nun bazı olarak tanınan, Nobel ödüllü kazanan ilk Müslüman ve tek Arap yazar kimdir? Necip Mahfuz'dur arkadaşlar. Avrupa Birliği sınırları içerisinde üye ülke vatandaşlarına vize muafiyeti getiren anlaşmanın adı nedir? Schengen Antlaşması'dır arkadaşlar. Firdevsi'nin eski İran efsaneleri üzerine kurulu manzum eserinin adı nedir? Şehname'dir. Yaşar Kemal'in dünyada ilk kez yayınlanan eserinin adı nedir? Sarı sıcakta yer alan bebek öyküsüdür arkadaşlar. Göçler, hastalıklar ve ölümler nedeniyle kimsesiz kalan çocuklar için 1914'te açılan kurumun ismi nedir? Darül Eytam'dır. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videolarımızın devamı gelecek. Kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.